geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en etkili çalışma yöntemi hangisi? Bunun üzerine konuşacağız. Kanalımı ilk defa görenler için kendimi tanıtayım. İsmim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 3. sınıfı bitirdim. 4'e geçiyorum. Bu videoyla rastgele kafadan attığım bir şey olmayacak. Çünkü o tür videoları izlemeyi ben de sevmiyorum. Bunu tamamen 55 sayfalık bir meta analiz araştırmadan alarak hazırladım. Siz de okumak isterseniz şuraya bırakıyorum ve açıklama kısmında da linkini bulabilirsiniz. Bütün videoyu izlemek istemiyorum, benim vaktim yok ya da internetim yok diyorsanız da şuraya bütün dakikaları bırakıyorum. İstediğiniz dakikanın üzerine tıklayarak sadece ilginizi çeken yeri izleyebilirsiniz. Ben videoda konuşacaklarımız hakkında kısa bir özet geçmek istiyorum. Bu videoda toplam 3 tane konu başlığına böldüm bunları. En etkili çalışma yöntemleri, orta etkililer ve en az etkili çalışma yöntemleri. Ve bizim şu an Türkiye'de kullandığımız çalışma yöntemlerinin çoğu da en az etkili çalışma yöntemleri arasında bulunmuş. Bu yüzden büyük ihtimalle çok uzun süreler ders çalışıyoruz ama çok verim alamıyoruz. Ben şuradan size şimdi okuyacağım. En etkililer aktif öğrenme ve aralıklı öğrenme. Buna İngilizce'de space repetition da deniyor. Belki duymuşsunuzdur. Orta etkili yöntemler çok sorgulayarak çalışmak, durmadan neden diye sormak, işte kendine açıklayarak anlatmak, serpiştirerek anlatmak. En az etkililer de bizim küçüklükten beri öğrendiğimiz ve bize hep uygulatılan yöntemler aslında. Tekrar tekrar okumak, özet çıkarmak, fosforlu kalemle çizmek, anımsatıcılar kullanmak, işte fıstıkçı şahap gibi. Aslında ne kadar etkili duruyordum ama o kadar da değilmiş. Hayal ederek çalışmak. Hazırsanız en etkisizlerden, yani bizim kullandıklarımızdan başlayalım. Araştırmanın bu bölümünde öğrenciler 5 gruba bölünmüş ve her birine 2000 kelimelik bir metin verilmiş ve bunu okumaları istenmiş. İlk gruba siz bütün hepsinden toplam 3 cümle özet çıkarın denmiş. İkinci gruba siz her sayfadan 3 cümle özet çıkarın denmiş. Üçüncü gruba her sayfada önemli gördüğünüz 3 cümleyi olduğu gibi değiştirmeden kağıda yazın denmiş. Dördüncü gruba sadece başlıkları kağıda yazın denmiş. Beşinci grupsa kontrol grubu, her araştırmada olduğu gibi, onlar herhangi bir not almıyorlar. Öğrencilere 2 tane test uyguluyorlar. Birincisi bu araştırmanın hemen ardından yapılıyor. İkincisi ise araştırmadan 1 hafta sonra yapılıyor. Hemen ardından yapılan testte en fazla bilgiyi yazdığı için tabii ki de ikinci grup. Yani her sayfadan 3 tane cümle özet çıkaran öğrenciler. Bu bize şimdi şey dedirtmesin, demek ki ne kadar fazla not alırsak o kadar iyi değil. Çünkü bir hafta sonra tekrar test yapıyorlar ve bu sefer birinci grup ikinci grubu geçiyor. Yani toplamda 3 cümle yazan kişinin aklında çok daha fazla kalıcı olmuş. Çünkü 3 cümleyi mi ezberlemek sizce daha kolay, yoksa 12'ye 15 cümleyi mi? Başka bir araştırma özetleri nasıl tutmamız gerektiği hakkında olmuş. Bu da özetler az ve öz mü olmalı, yoksa çok fazla bilgi mi içermeli üzerine. Şuraya yine tablosunu bırakıyorum. Üst satırdakiler çok özet yazanlar, yani sadece önemli bilgileri yazanlar. Alt satırdakiler de ekstra bilgisi çok fazla olanlar. Yani internetten video izlemiş, oradakileri yazmış, kitaptan almış, ansiklopediden almış. Ve aralarındaki farka bakın. Bizi yine şaşırttı mı, şaşırtmadı. Çünkü uzun vadede daha kısa yazdığımız özetler daha fazla aklımızda kalıyor. Bunu buradan anlayabiliriz. Özet çıkarmanın bir kötü yanından bahsedilmiş. Onu da hemen şuraya bırakıyorum. Genç öğrenciler daha düşük kalitede özetler çıkarıyorlar ve olduğu gibi kopyalamaya daha yatkınlar. Bu yüzden de özet çıkarmanın aslında öğrenilmesi gereken bir şey olduğu ve pratik yapılması gerektiğine karar vermiş araştırmada. İkinci teknik aslında benim çok uyguladığım ve Türkiye'de de çok uygulanan bir yöntem. Fosforlu kalem kullanarak çalışmak. Aslında araştırmada böyle çıkmasına çok şaşırmıştım. Çünkü ben etkili olduğunu düşünüyordum ama aslında araştırmalar hiçbir etkisinin olmadığını, sadece psikolojik olarak bize yardım ettiğini gösteriyor. Ben bile aslında sizlere not alırken şurada kırmızıyla sarıyla falan işaretledim. Çünkü videoda hepsini baştan okuyup açıklayamam. Fosforlu kalemlerin hakkını yemeyelim. Çünkü tek bir yerde başarılı olmuşlar. Öğrencilere benzer kelime öbekleri sorulduğu zaman aynı renkteki öbekleri daha rahat söyleyebilmişler. Farklı renkteki öbeği hatırlamakta daha da zorlanmışlar. Ama bu tabii ki günlük hayatta testlerde ya da konuşmakta bizim kullanamayacağımız bir yöntem. Yine de araştırmanın özetinde diyor ki her ne kadar efektif olmadığını söylesek de öğrencilerin bu yöntemi sevdiğini ve uygulamaya devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden bence fosforlu kalem kullanmanın iyi yanı şu: kalabalık metinler arasında kelime öbeklerini işaretlerseniz ileride çok daha kolay bulabilirsiniz. Ama öğrenmeye bir etkisi var mı? Hayır. Zaten öğretseydi bir daha kitabı açıp bakmak zorunda kalmazdık. Öğrenmek bir şeyin kitapta kalması değil, zihnimizde kalması zaten. Üçüncü teknik özellikle ilkokulda çok kullandırılıyordu, lisede de kullanmaya devam ettirildi ve şu an tıp fakültesinde bayağı kullanılıyor. Çağrışımlarda bulunmak. İlkokulda bize sert ünsüzlere fıstıkçı şahap şeklinde öğretmişlerdi. FSTK, ÇŞHP şeklinde ve o asla unutulmuyor.
Ama buradaki çağrışım şu şekilde yapılmış. Doping hafıza denen şeyi duymuşsunuzdur belki. Ya da tıp fakültesinde okuyorsanız sketchy pharma denen şeyi duymuşsunuzdur. Araştırmada İspanyolca kelime ezberleme şeklinde gidilmiş. İspanyolca'da diş dente demek. İngilizce'de de dentist dişçi demek. Ve onlardan şu istenmiş. Bir dişçi hayal edin ve diş tuttuğunu düşünün. Moler bir diş tuttuğunu düşünün. Ve o şekilde hakkınıza tutsun denmiş. Çağrışımla ezberleyen öğrenciler ilk yapılan testlerde, anında yapılan testlerde çok yüksek skorlar alsa da sonraki testte öğrenciler çok büyük bir farkla gerilemişler ve düşük puan yapmışlar. Dördüncü yöntem özellikle tıpta uzmanlık sınavı TUS öğrencilerinin çok uyguladığı bir yöntem. Onlar not tutmak yerine çünkü zaten not tutsalar yeni bir kitap yazmış olurlar. Notları devamlı ardı ardına okuyorlar. Ama araştırmalar gösteriyor ki birinci ve ikinci okumada anlamlı bir şekilde öğrenme ve test başarısı artıyor. Ama üçüncü ve dördüncü okumada maalesef bu geçerli değil. Fakat okumalarınızı ard arda değil de daha uzun aralıklara yerleştirirseniz, mesela 1. gün okudum, 15. gün okudum, 30. gün okudum. Bunun ismi Space Repetition oluyor ve bu da zaten en etkili yöntemlerden biri. Bundan bahsedeceğiz videoda. Bu arada YouTube'dan şu an mail geldi. 10.000 aboneye ulaştınız, tebrik ederiz diye. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederim herkese. Diğer bir yöntemimiz serpiştirerek öğrenme. İsmi çok garip durabiliyor ama şu şekilde. Şimdi şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Toplam 3 tane dersiniz var. A dersi, B dersi ve C dersi. Siz AAA, BBB, CCC olarak çalışırsanız bu blok öğrenme oluyor. ABC, ABC, ABC olarak çalışırsanız bunun da ismi serpiştirilmiş öğrenme oluyor. Araştırma gösteriyor ki hemen ardından bir sınav olacaksanız blok şeklinde öğrenmek çok daha mantıklı. Çok daha iyi kavrayabiliyorsunuz ve formülleri çok daha iyi ezberleyebiliyorsunuz. Ama sizin sene sonunda ya da 2-3 sene sonra bir sınavınız varsa bu kesinlikle etkili bir yöntem değil. Çünkü bu yöntem sizin genel olarak görmenizi engelliyor. Serpiştirerek öğrenmek sizin bütün konuların arasında kıyaslama yapmanızı ve sizin önünüze herhangi bir konu çıktığında bunun hangi konuya ait olduğunu anlamanızı sağlıyor. Serpiştirerek öğrenme de orta etkili yöntem olarak bulunmuş. O yüzden kullanılabilir bence. Şimdi en etkili yöntemlere geldik. İlk yöntem pratik yapmak, test çözmek ya da flashcard kullanmak. Bunun İngilizcesi active recall olarak geçiyor. Yani aktif olarak bir şeyi hatırlama. Test çözmenin öğrenme üzerinde iki tane etkisi var. Biri direkt yani doğrudan etkisi, diğeri de dolaylı yoldan etkisi. Direkt etki dediğimiz şey sizin test sorusundan bir bilgi öğrenmeniz. Dolaylı öğrenme ise sizin bir testte bir soruyu çözerken aslında o konunun farklı bir açısının da olabileceğini, bu şekilde de olabileceğini görmeniz. İtiraf edeceğim aslında bu benim en sevdiğim yöntemlerden biri. Çünkü sınavda önümüze herhangi bir kitap ya da bir dergi vermeyecekler. Önümüze sınav kitapçığı verecekler. Bu yüzden ben sorular üzerinden çalışmanın her zaman çok etkili olduğunu düşünüyordum. Üniversite sınavına hazırlanırken denemeler üzerinden çalışıyordum. Şu an tıp fakültesinde eski kitaplarının fotoğraflarını çekip tablet üzerinden çözüyorum ve bu şekilde çok daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Araştırmaya geri dönecek olursak araştırmada toplam 2 grup var. Bir sınıfın en başarılı dilimini ve en başarısız dilim. En başarılı 1/3 ve en başarısız 1/3'lük dilimi kullanıyorlar. Bu iki grubun yarısına konuları dinledikten hemen sonra test çözdürülüyor, yarısına ise çözdürülmüyor. Ve testten bir gün sonra sınav yapılıyor. Bilin bakalım en yüksek skoru kim alıyor? Tabii ki de test çözenler. Bir hafta sonra tekrar bir sınav yapılıyor ve test çözenlerin bilgilerinin ne kadar kalıcı olduğunu da buradan tekrar görebilirsiniz. Ne zaman çözmeliyiz ve ne kadar çözmeliyiz kısmına gelecek olursak araştırmada buna da yer vermişler. Testlerin konuyu öğrendikten hemen sonra çözülmesi tavsiye ediliyor ve ne kadar fazla test çözülürse o kadar fazla bilginin kalıcı olacağı anlatılıyor. Bu arada kafanızda soru işareti oluştuysa bu öğrenciler bu soruları belki daha önceden görmüşlerdir. Testle benzer sorular yapılmıştır. Bunu da iki şekilde yapmışlar. Öğrencilere bir çıkmış sorular sormuşlar. Bir de daha önceki sorularla hiç alakası olmayan yepyeni sorular sormuşlar. Orada yine de test çözen öğrenciler başarılı olmuş. Yani aslında burada test çözmenin sorusu değil de kendisinin ne kadar etkili olduğunu görmüş oluyoruz. Son yöntemimiz de aralıklı öğrenme. Bunun için toplam yine 3 grup oluşturmuşlar ve bunlara İspanyolca dersi vermişler. İlk grup 6 oturumluk dersi toplam 1 gün içerisinde almış. İkinci grup 6 oturuma her gün birer tane olmak üzere toplam 6 günde almış. Üçüncü grup ise 6 oturuma 1 ay aralıkla toplam 6 ayda almış. Yani ne kadar uzun bir süre. Ve her bir gruba kendi dersleri bittikten sonra 6. oturumun sonunda bir sınav yapılıyor. 1 günde ve 6 günde bitirenler yüksek ve aynı skoru alıyorlar. 6 ayda bitiren
olmayan grup ise düşük bir skor alıyor. Çünkü çoğu bilgiyi unutmuş oluyorlar. Ama şimdi size çok önemli bir yeri söylüyorum. Her grup 6. oturumdan 30 gün sonra bir sınava tabi tutuluyor. Ve sizce bu sefer en yüksek notu kim alıyor? 30 gün aralıklarla toplam 6 ayda öğrenenler 30 gün sonra daha başarılı oluyorlar. Uzun aralıklarla öğrendiğimiz şeylerin uzun süreli hafızamıza, kısa aralıklarda kısa bir şekilde öğrendiğimiz şeylerin ise kısa süreli hafızamıza yattığını öğrenebiliriz. Yani düzenli ve tekrar ederek çalışırsanız sene başında çalıştığınız bir şeyi sene sonundaki final sınavında ya da üniversite sınavında çok daha etkili bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Genel bir özet yapacak olursak ben şöyle bir yana kayayım. Şuraya tabloyu bırakıyorum. En etkili yöntemlerin test çözmek yani aktif öğrenmek ve aralıklı öğrenmek yani spaced repetition olduğunu. Serpiştirerek öğrenmenin uygulanabilir bir yöntem olduğunu. Ama tekrar tekrar okumak, özet çıkarmak, fosforlu kalem kullanmak aslında o kadar, söylendiği kadar etkili bir yöntem olmadığını, çok daha etkili yöntemlerin olduğunu öğrenmiş olduk. Ve videoda söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Sınavda önünüze kitap, dergi falan koymayacaklar. Sınavda önünüze test kitapçıya gelecek ve sadece sorular olacak ve sizin buna hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü sadece okuyarak tamam öğrenebilirsiniz, tabii ki öğrenirsiniz ama bu test çözmenin yerini tutamaz. Test çözmekten, hata yapmaktan sakın korkmayın. Çünkü hatalarınız sizi çok iyi yerlere getirecek. Video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Sizin uyguladığınız, faydasını gördüğünüz ve paylaşmak istediğiniz yöntemler varsa onları açıklamalar kısmına bırakabilirsiniz. Böylece ben de öğrenmiş olurum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böylece YouTube sizin bu tür videoları beğendiğinizi anlar ve size sadece bu tür videolar gösterir. Saçma sapan işte mukbang, slime videoları falan göstermez. Böylece vakit kaybetmezsiniz ve motive bir zihniniz olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.